sonrasında sağlık komisyonu üyelerimiz de kendi gözlemlerini tamam, sizlerle çok hızlıca, paylaşacak. İyi yayınlar Sayın diliyorum. Taşçıer, çok hızlıca alabilirsek çünkü reklam süremizde de çok az kaldı. Ben sözü bölmeden tek tek dinleyeceğim. Buyurun. Buyurun Sayın Tuttere. Bu arada kameradan göremiyoruz. Evet, şimdi ayarlandı. Dinliyoruz efendim sizi. Buyurun, merhaba. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün sağlık komisyonu üyelerimizle birlikte Adıyaman'da hem hastanelerimizi hem de çadırları gezerek vatandaşlarımızın sağlık ve ilgili yaşadıkları problemleri de yerinde inceledik. Yaşadığımız depremde en çok etkilenen ve en büyük yıkıma uğrayan kentlerden bir tanesi de Adıyaman'dı. Adıyaman'da çok sayıda vefatımız var, çok sayıda yıkılan bina var ve çok sayıda da çok yönlü sorunlar var. Depremin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen sorunların büyük bir kısmı olduğu gibi duruyor. Şu anda bizim kentte özellikle barınma sorunu tamamen çözülmüş değil. Özellikle deprem sonrası başka şehirlere göç edenlerin geri dönüşleri başladı. Ve gelenlerin de büyük bir kısmı çadır talebinde bulunuyorlar. Biz tabii bu çadır taleplerini karşılamakta büyük bir güçlük çekiyoruz. AFAD'la iletişim halindeyiz ama AFAD'ın da elinde yeteri kadar çadır olmadığı için bu barınma sorunu nedeniyle mağduriyetler var. Çocuklar mağdur, dışarıda kalan insanlar var. Şu anda özellikle çadır kentlerde, sokak aralarında kurulan çadırlarda hijyen sorunu da baş göstermeye başladı. Bazı bölgelere içme suyu verilemedi. Bizim Adıyaman'ın özellikle Gürlev-İsale hattındaki İsale hattından içme suyunun sağlandığı köylerde yaklaşık 60'a yakın yerleşim biriminde içme suyu yok. Şehrin bazı mahallelerinde içme suyu yok. İçme suyunun olmaması nedeniyle de bir takım sorunlar baş göstermeye başladı. Tabii biz burada sorunların takipçisi oluyoruz. Çözümü konusunda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Hem buraya gelen milletvekili arkadaşlarımız, hem belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerimizin buraya kurmaya çalıştığı, Adıyaman'a kurmaya çalıştığı konteyner kentlerle halkımızla dayanışma içerisinde oluyoruz. Ve yaraların sarılması noktasında elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Evet. Tabii bu işler çok zaman alacak. Yaralar derin, tahribat çok fazla. Kısa süre içerisinde bunların bir an evvel bitmesi de çok mümkün görünmüyor. Ancak koşullar ne olursa olsun Adıyaman halkıyla birlikte dayanışma içerisinde olacağız. Kentimizi yeniden yaşanılır bir kent haline getirmeye çalışacağız. Size de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tuttere. Bu arada süremiz de daralmaya başlıyor. Hemen devam edelim. Buyurun efendim, devam edelim. İlkan, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba, merhaba efendim. Merhaba, merhabalar, merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Komisyonu üyeleri olarak 3 günden bu yana sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hatay'dan başladık, Kahramanmaraş ve bugün Adıyaman'daki çalışmalarımızı yaptık. Şunu belirtmek istiyorum, özellikle Hatay'da depremden dolayı tüm kamu hastaneleri zarar gördüğü için vatandaşların hizmet alabileceği tek bir hastane dahi kalmış değil Hatay'da. Ama Adıyaman'da Eğitim Araştırma Hastanesi depreme dayanıklı bir durumda hizmetine devam ettiği için Hatay ile Adıyaman arasındaki sağlık hizmetleri konusunda ne kadar bariz bir fark olduğunu gördük. Yani bir hastane depremde eğer dayanıklıysa o ilin sağlık ilgili sorunları kısa sürede çözümleniyor. Tıpkı Adıyaman'da olduğu gibi Adıyaman'da hastane ayakta kalmış, sağlık çalışanları gayet iyi bir şekilde hizmetlerine devam ediyorlar ama Hatay'da bunun tam aksi bir durumla karşı karşıya kaldık. Eğitim Araştırma Hastanesi deprem ilk günü zarar görmüş ve sağlık hizmetleri tamamen kaotik bir ortama dönüşmüştü. Buradan da sonuç itibariyle Sağlık Bakanlığı şöyle seslenmek istiyorum. Tüm ülkemizdeki deprem kuşağındaki hastanelerin depreme dayanıklı konusunda yeniden bir çalışma yapılması gerekiyor. Ve mutlaka hastanelerimizin depreme karşı güçlendirmesi ve ayakta kalması sağlanmalı. Bunun işte acı bir örneğini Hatay ve Adıyaman'da bizler gözlerimizle şahit olduk. Ayakta kalan bir hastane orada pek çok kişinin sağlık hizmeti almasını sağlıyor ve psikolojik olarak da motivasyonu sağlıyor. Tabii bölgede en önemli sıkıntı elbette ki vatandaşların yaşamış olduğu bu deprem felaketinden dolayı meydana gelmiş olan psikolojik baskı ve posttravmatik sendromlar bir hayli fazla miktarda görürüz. Çocuklarda endişe, korku, bunlar mutlaka giderilmeli ve vatandaşın konuşmaya, dertleşmeye ihtiyacı var. Mutlaka psikososyal destek verilmek durumunda. Bunun yanında elbette ki barınma, tuvalet, duş gibi problemler halen devam ediyor. Biraz önce siz de bahsettiğiniz asbest ve solunum yollarıyla ilgili. Evet, enkazlardan dolayı şehir merkezlerinde bir hayli hava kirliliği var. Yani bir süre sonra
ağzınızda, burnunuzda bir takım partiküller hissediyorsunuz, rahatsızlık duyuyorsunuz. Tabii sadece asbest değil, yani normal bir toz dahi sizin solunum yollarınızı tıkayarak solunumla ilgili, akciğerle ilgili bir takım rahatsızlıklara sebep olabilir. Tabii asbest de çok daha ileri seviyede bir mezotelioma dediğimiz, yani akciğer zarının kanserine sebep olan bir faktördür. Dün Hatay'dan Maraş'a doğru yaptığımız seyahat sırasında da molozların bir hayli yoğun şekilde yol kenarlarına konulduğunu gördük. Gördünüz. Evet. Yani tabii buradan tarım arazilerinde kimileri bu molozlar. Elbette bunlar yeraltı sularına karışacaktır. Solunum yoluyla vatandaşların sağlığını tehdit eden noktaya taşıyacaktır. Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir şekilde halk sağlığı uzmanlarının ve çevre sağlığı uzmanlarının çalışma yapması gerekmektedir. Çünkü bundan sonraki aşamada da bir takım ciddi problemlerle karşılaşacağız. Bu da gözüküyor. Efendim yine komisyon üyelerimizden süremiz Sayın Şahin, çok özür diliyoruz. Süremiz daraldı. Daraldı değil, bitti bu bölümde. Ama bir sonraki bölümümüzde uygun olunursa eğer yine bir bağlantı kurmaya çalışalım, olur mu? Çünkü acil olarak ara vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Fikret Şahin. Yine iletişimde olacak arkadaşlarım sizlerle. Sağolunuz efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler, şimdi bir ara vermemiz gerekiyor ama bakın asbest tehlikesi, toplanan molozların nereye yığıldığı, tarım alanlarına yakın, çadır kentlere yakın. Yaşam o kadar zor ki hala çadır eksikliği tamamlanabilmiş değil. Çok büyük zorluklarla deprem bölgesi karşı karşıya. Bir süredir Türkiye'nin siyaset gündemiyle